İyi akşamlar, analizle karşınızdayız. Haftanın son işlem gününü geride bıraktık iç piyasalar açısından. Peki fiyatlamalar nasıldı hem bugün hem de hafta genelinde? Şimdi taç ekrana gidip biraz daha ayrıntısıyla iç piyasalardaki görünüme bakalım. Dünün aksine bugün borsada yön yine aşağı doğru gelişti. Dün bir tepki alımı görmüştük ana endeksimiz BIST 100'de ve özellikle son günlerde değer kaybeden hisselerin bir miktar toparladığını izlemiştik ama bugün tekrar satış geldi. %0.96, 1438 puanda bir kapanış gördük, haftalık kapanış gördük. Yurt dışı borsalar da tabii zayıf bu süreçte. Onun da etkisi var ve yine baktığımızda günün en düşük seviyelerine yakın bir kapanış. Günün en düşük seviyesi 1438,36 idi. Bunun hafif üzerinde bir kapanış, haftanın en düşük seviyesine yakın cuma günkü kapanış baktığımızda. Şimdi buradan bankacılık endeksine geçelim. Bankalarda da zayıf bir seyir vardı. %1,5'luk kayıp 1296 puanda kapanış gördük. Aslında özellikle dün Garanti Bankası'nın beklentilerini yukarı revize ettiğini görmüştük. Analiz yayınında da bunu işledik. Bugün Garanti Bankası aslında açılışta yukarı yönlüydü ama başta Garanti olmak üzere diğer banka hisseleri de günün ilerleyen saatlerinde kazançlarını geri verdi ve %1,5'luk kayıp gördük. Yine aynı BIST 100'de olduğu gibi bankacılık endeksinde de günün en düşük seviyelerine yakın bir kapanış izledik. Sınai tarafta kayıplar biraz daha sınırlıydı. %0,37 sadece düştü. 2546 puanda haftayı noktaladığını gördük. Bir de şu an akşam seansında Ekim vade BIST 30 endeksindeki son duruma bakalım. 1560 puanda ve spot piyasa kapandıktan sonra akşam seansında 19'da başlayan işlemler itibariyle baktığımızda çok önemli bir değişim yok. Spot piyasanın kapandığı sıradaki seviyelerine çok yakın 1560 puanda fiyatlamalar devam ediyor. Viyop kontratı, Viyop 30 kontratı için. Şimdi biraz hisse bazında bakalım. Acaba bugün BIST 100 endeksinde en çok yükselen ve düşenler hangileri oldu? Endeks düştüğü için önce en fazla değer kaybedenlere bakalım. Bugün Eczacıbaşı İlaç, Yapı Kredi, Torunlar GYO, RTA ve Zorlu Enerji en çok değer kaybeden hisseleri oluşturdu. Özellikle de Eczacıbaşı İlaç'taki kayıplar dikkat çekiciydi. %4,5'luk bir geri çekilme gördük. Peki pozitif ayrışanlarda kimler vardı? Oraya bakalım. İlk 5'e baktığımızda tabii otomotiv hisseleri var 2 tane. Otokar ve Doğuş. Bu taraf dikkat çekiyor. Aslında hafta başından beri de otomotiv tarafı biraz daha önde. Birazdan bakacağız. Tofaş örneğin. Bu hafta BIST 100'de en çok yükselen hisse oldu. Bugün de endeks içinde en çok yükselen hissenin Doğuş Otomotiv olduğunu görüyoruz. %4,4'lük primle. Otokar tarafında da %3'e yakın bir yükseliş vardı. Diğer hisselere baktığımızda Medical Park bugün %3,3'lük primle öne çıktı. Çimsa Çimento %2,44 yükseldi ve Kordsa Teknik %2,15'lik yükseliş gösterdi. Burada tabii Çimsa'ya bir parantez açmak lazım. Hafta başında bir miktar zayıf seyrediyordu. Özellikle klinker ihracatına yönelik sınırlama haberinden sonra. Tabii şirketin ciddi bir ihracatı var yurt dışına. Bunun bir olumsuz etkisi vardı ama üzerinden bu olumsuz etkiyi attı. Bugünü %2,44'lük primle tamamlamayı başardı. Şimdi tabii Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar nasıl seyredebilir? Bu haftayı nasıl değerlendirmek lazım? Gedik Yatırım'dan Onur Canbal yorumlarını paylaştı bizlerle. İzleyin. Bu hafta hem endeks tarafında hem de küresel tarafta bir miktar risk varlıklarda zayıflama yaşandı. Ve Borsa İstanbul'da hafta genelinde daha satıcılı bir görünümün etkili olduğunu söylemek mümkün. Burada özellikle Ağustos ayı içerisinde güç kazanan bir görünüm vardı endekste. Teknik olarak bir iyileşme söz konusuydu ve genel olarak yön yukarıydı. Ama Eylül ayının başlarında da yine bu fiyatlama devam etti. Ama bu hafta biraz daha küresel çapta gündeme gelen risk başlıkları ve bu hafta içerisinde Türk lirasında yaşanan değer kaybının etkisiyle Borsa İstanbul'un daha zayıf bir seyir izlediğini gördük. Endeks tarafında malum bir süredir 1470 seviyesi üzerinde tutunmaların önemli olduğunu söylüyorduk. Bu hafta bu bölgenin yani 1470 seviyesinin yeniden aşağı yönlü kırılması ve devam eden süreçte 200 günlük ortalamanın, hareketli ortamın ki şu an bu ortalama 1441'li seviyeler, 1441 seviyesinde bulunuyor. Bu ortamın altındaki seviyelerin gündeme gelmesi bir miktar teknik görünümde zayıflamanın yaşandığına işaret etti.
Dün bir miktar toparlama vardı endekste ama bugün yeniden fiyatlamaların aşağı döndüğünü, aşağı yönlü bir fiyatlamanın etkili olduğunu takip ettik. Yine burada sabah küresel hisse senedi piyasalarında biraz toparlanma çabası etkili olsa da günün devam eden bölümünde bunun aşağı dönmesi, yine Almanya'da ve Amerika'da beklentilerin üzerinde gelen ve risk enflasyonu risk oluşturduğuna işaret eden veriler. Tüm bunlar yine piyasalar üzerinde baskı oluşturan gelişmeler oldu. Endekse zaten sabah saatlerindeki kazançlarını gün içerisinde koruyamadı ve devam eden bölümde kapanışa doğru da kademe olarak satış baskısının artış kaydettiğini gördük. Yani açıkçası burada 1450'ler üzerinde haftalık bazda bir kapanış yapabilseydik önümüzdeki hafta hani teknik olarak biraz belki görünümün biraz daha korunduğunu ve yeniden 1470'li seviyelerin gündeme geldiğini görebilirdik. Ama burada haftalık bazda da kapanışın 200 günlük ortalama altına yani 1441 seviyesinin altında gerçekleşmesi teknik olarak bir miktar zayıflamaya işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte tabii ki risk iştahının seyri de belirleyici olmaya devam edecek. Yurt dışında zayıf görünümün devam ettiği bir konjonktürde endeks tarafında 200 günlük ortalama altında zayıf seyrin devam ettiğini de izleyebiliriz. Burada ilk olarak 1415-1420 bu bölgeyi izliyor olacağız geri çekilmelerde. Bu bölge kırılacak olursa da 1400 seviyesi endeks tarafında takip edeceğimiz ilk destek, önemli destek noktası olacak. 1400'ün altına bir sapma görecek olursak burada daha olumsuz bir görünümden ve biraz daha derinlik kazanan satışlardan bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle hisselerin endekse bugünkü katkısına bakacağız. En çok pozitif katkı veren ve en negatif katkı veren hisseleri. Akabinde bu hafta itibariyle BIST 100'de acaba en çok yükselen ve düşen hisseler hangileriydi? Onları inceleyeceğiz. Şimdi puan katkısıyla başlayalım. Bugün BIST 100 ana endeksimiz değer kaybetti ama acaba hangi hisseler bu değer kaybında çok etkili oldu? En çok negatif puan katkısı veren ilk 5'e baktığımızda Turkcell, BİM, Akbank, Ereğli ve Yapı Kredi öne çıkıyor. Turkcell bugün 1,5 puan olumsuz etkiledi BIST 100'ü. Onun haricinde BİM'deki düşüş sürüyor. BİM yaklaşık 2 haftadır önemli bir düşüş eğilimi içinde. Bugün de geriledi ve endeksi olumsuz etkiledi. Yine 2 tane banka hissesi Akbank ve Yapı Kredi bu hisselerdeki kayıplar da bugün BIST 100'ü oldukça baskıladı ve satışların bitmediği Ereğli hissesi var. Bir süredir burada satış baskısını konuşuyoruz. İkinci çeyrek bilançosunu açıkladıktan sonra satış başladı. Ara düzeltmeler oldu yukarı doğru ama hala da o genel eğilim aşağı doğru gibi duruyor kısa vadede. Bugün de değer kaybetti ve tabii endekste ağırlığı yüksek olduğu için BIST 100'ü olumsuz etkiledi. Sınırlı pozitif etkileyenler vardı. İlk 5'e baktığımızda Ford, Medical Park, Otokar, Tofaş ve Ülker bugün endeksi olumlu etkileyen ilk 5 hisse oldu. Endeksteki düşüşü bir miktar da olsa sınırladı bu hisseler diyebiliriz. Şimdi haftanın son işlem günündeki hacim liderlerine bakalım. Garanti ilk sırada yine alışkın olduğumuz üzere. Bugün de 1,5 milyar liralık bir hacim vardı hisse senedinde. Ve ikinci sırada Yapı Kredi'yi görüyoruz. 558.5 milyon lira ile ve hacimli biçimde baktığımızda aslında banka hisselerinde bugün bir geri çekilme söz konusu oldu. Türk Hava Yolları bugün en yüksek hacmin görüldüğü 3. hisseydi pay piyasasında ve 530.7 milyon liralık hacim gördük. Kardemir D grubu hissesinde 487.2 milyon lira, Ereğli tarafında ise 430.6 milyon liralık bir hacimle karşılaştık bugün kapanış itibariyle. Şimdi hafta başından bugüne BIST 100'de en çok yükselen ve düşen hisselere bakalım. Bu hafta BIST 100'de en çok yükselen Tofaş oldu. Aslında BIST 100'de yükselenler kısmında otomotiv tarafından bahsettik. Bugün de Doğuş Otomotiv hareketliydi ama hafta başından bugüne en çok Tofaş yükseldi. Hafta genelinde BIST 100 %2 değer kaybetti bu hafta. %2'lik bir geri çekilme BIST 100 endeksinde ama Tofaş'ta çok ciddi bir pozitif ayrışma var. İkinci çeyrek bilanço sezonundan beri kuvvetli bir yukarı trend gösteriyor. Bu hafta BIST 100'de en çok yükselen ikinci hisse İhlas Holding oldu. %7.14'lük prim gördük hissede. Medical Park yine bu haftanın yükselenlerinden %5.7 prim yaptı. Doğuş Otomotiv bu hafta %5.6 yükseldi ve aslında haftalık performansının en önemli kısmı bugünden kaynaklanıyor. Bugün BIST 100'de en çok prim yapan hisseydi ve Gözde Girişim Sermayesi bu şirkette de %4.6'lık yükseliş gördük. Borsada bugün, daha doğrusu bu hafta BIST 100'den olumlu ayrışanlar bu şekilde sıralandı. Bir de en çok düşenlere bakalım.
BIST 100 %2 düştü bu hafta ama Bera Holding, Odaş Elektrik, Torunlar GYO, Çemaş Döküm ve Gübre Fabrikaları bu 5 hisse endeks genelinden daha da yüksek bir baskı altındaydı. En çok değer kaybeden Bera Holding oldu. %7,9'luk düşüş. Odaş Elektrik'te %7'lik kayıp. Torunlar GYO'da yine %7'ye yakın bir düşüş. Çemaş'ta %5,4 ve gübre fabrikalarında %5'lik bir geri çekilme izledik. Bakalım önümüzdeki hafta bu hisseler kayıplarının bir kısmını en azından toparlayabilecek mi? Takip edeceğiz. Şimdi bir de sektör endekslerinin durumuna bakalım. Acaba bu hafta BIST tarafında Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen ilk 5 sektör endeksi hangileri? Öncelikle yükselenlere bakalım. Bu hafta en çok yükselen ilk 5 sektör endeksi bilişim, metal eşya, makine, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gıda ve KOBİ sanayi sektör endeksleri oldu. En çok değer kaybeden ilk 5'e baktığımızda ise ilk sırada bankacılık var. Tabii banka hisselerinin bu hafta önemli bir satış baskısına maruz kaldığını gördük ve %3,76 düştü bu hafta bankacılık endeksi. Madencilik tarafı %3,44, ulaştırma endeksi %3,43, holding endeksi %3, turizm endeksi %2,86 geri çekilme gösterdi. Tabii en çok düşen ilk 5'te örneğin bankacılık, holding, ulaştırma içindeki Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV gibi hisseler. Yine holding tarafında Koç Holding, Sabancı Holding, bankalar içerisinde Garanti, Akbank, Yapı Kredi. Bu hisseler BIST 100'de ve BIST 30'da önemli ağırlığı olan hisseler ve bu hisselerle beraber sektörlerin baskılanması da bu hafta borsanın kayıp vermesinin yine en etkileyici sebeplerinden biriydi diyebiliriz. Tabii özellikle banka hisselerinin durumu önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyecek? Buna ilişkin yine yorumlar merak ediliyor. Buna ilişkin Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ da kendi tahminlerini paylaştı. Bir yandan yabancı ilgisini de yorumladı. İzleyelim. Son dönemde özellikle yabancı alımlarının yoğunlaşmasıyla beraber zaten iç piyasadaki fiyat hareketini de görmeye başlamıştık. Bu ilginin devam edip etmeyeceği biraz piyasadaki gelişmelere bağlı olacaktır. Sonuçta biz son dönemde iyi bir, güçlü bir ikinci çeyrek geçirdik. Bununla beraber TL'nin biraz daha pozitif ayrışmaya başladığını görmüş olduk. Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu koruyor olması, diğer taraftan Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir yol kat etmesiyle beraber bunların hepsini birlikte düşündüğümüz zaman evet bir miktar tabii yabancı tarafında da son dönemdeki alımların biraz daha yoğunlaşmaya başladığını gördük. Ama şu anda biraz merkez bankalarından gelen sözlü yönlendirmeler kafa karıştırıyor. Evet yani gerek dışarıda gerek içeride bir takım önemli gelişmeler olacak Eylül itibariyle. Dolayısıyla bu biraz da tabii ki yabancının da ona bağlı olarak alımların devam edip etmeyeceğini belirleyecektir düşüncesindeyim. Biz zaten Mart ayından bu yana yabancı ilgisizliğini konuşuyorduk. Aslında yabancı takas oranına ben baktığım zaman hala çok ciddi bir yükseliş olduğunu da görmüyorum. Yani oldukça yatay bir seyir içerisinde ve yabancı ilgisizliğinin kısa vadede de çok güçlü bir toparlanma içerisinde olduğunu da beklemiyorduk. Sadece evet son dönemdeki gelişmeler biraz bizi desteklemesiyle birlikte özellikle bankalara, hizmetler tarafına yabancıların alımlarının bir miktar daha fazla olduğunu, yoğunlaştığını görmeye başladık. Birinci ve ikinci çeyrek şirket karları yani banka karları en azından piyasaları tatmin etti. Beklentiler doğrultusunda gerçekleşti ve bankacılık nezdinde özellikle de özel sektör tarafında bir toparlanmanın olduğunu da görmüş olduk. Üçüncü çeyrekte de yine biraz daha paralel beklentiler olduğunu gözlemliyoruz. Bu da zaten biraz daha aslında fiyatları baskılıyor. Dün tabii %2'nin üzerinde bir kayıp bir miktar faiz indirimine dair o zamanlamanın belli olmasıyla beraber oluştu. Aslında ifade ettiğim gibi sürpriz bir durum değildi. Zaten piyasa kendisini yılın sonuna doğru bir faiz indirimine alıştırmıştı ve özellikle Eylül ayı toplantısının da pas geçebilme ihtimalini bankalar özellikle biraz daha pozitif fiyatladığı için biz geçtiğimiz günlerde bankalar öncülüğünde güzel yükselişler izlemiştik. Şimdi haftanın son işlem gününde küresel borsa endekslerinin seyrine bakalım. ABD tarafında düşüş devam ediyor. S&P 500 4.483 puanda. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 4.536 puanda yeni bir tarihi zirve görmüştük.
Aynı gün 4545'i de test etmişti S&P 500 ama geldiğimiz noktada tarihi zirveden yaklaşık %1.2 aşağıda, %0.22'lik de bugün kaybı var. Nasdaq %0.12, Dow Jones %0.26'lık yine aşağı yönlü bir seyir gösteriyor. Eylül ayı şu ana kadar negatif geçiyor ABD borsa endeksleri açısından. Güney Amerika'ya geldiğimizde bir ayrışma var. Brezilya'da Bovespa %1.7 yukarıda fakat Arjantin'de Merval şu an %1.1 negatif bir seyir izliyor. Bugün Avrupa borsaları genelinde de bir satış vardı. DAX'ta biraz daha sınırlı bir negatif eğilim gördük. Sadece %0.09 düştü. Ama Madrid'de IBEX ve Paris'te CAC 40 biraz daha satışların yoğunlaştığı borsa endeksleriydi. Asya tarafına gelecek olursak bugün genel itibariyle bir toparlanma vardı. Japonya'da Nikkei endeksi yeniden yükselişe geçti %1.25. Hang Seng dünkü kayıplarını toparladı %1.8. Şangay Birleşik Endeksi ve Güney Kore'de Kospi endekslerinin biraz daha sınırlı yükseldiğini izledik. Ama bir gelişmekte olan ülke borsası Hindistan'da Sensex endeksi bugün düne göre düştü sınırlı da olsa. Endonezya tarafında ise pozitif bir fiyatlama gördük. Borsa İstanbul cephesinde ise dünkü yükseliş yerini yeniden satışlara bıraktı. %1'e yakın bir kayıp. Hafta başından bugüne de %2'lik bir düşüş. 1438 puanda gördük BIST 100 endeksine. Şimdi bu noktada ABD 10 yıllık faizine de bakalım. Çünkü bu hafta içinde başta ABD'de S&P 500'de olmak üzere küresel borsalarda satışların başlamasının aslında sebeplerinden biri de tahvil faizlerinin yükselişiydi. ABD 10 yıllık %1.38'i gördü bu hafta. Yine Almanya'da 10 yıllık faiz Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Sonra borsa endekslerinin de tabii satışlarla gerilediğini gördük. Dün bir miktar düşüş vardı tahvil faizlerine. Bugün şu an yeniden bir yükseliş var. 1.34 haftanın en yüksek seviyesinde değiliz ama yine de düne göre yükseliş var 10 yıllık ABD faizinde. Biraz döviz tarafına bakalım. Euro-dolar cephesi 1.18 seviyesinden bir destek aldı hafta içerisinde ve şu an geldiğimiz noktada 1.18-15 seviyesinde hala 1.18'de tutunmaya çalışıyor diyebiliriz. Kabaca son bir ayın ortalama fiyatı 1.18 seviyesi. Geçtiğimiz hafta 1.19'u görmüştük Cuma günü. Bu hafta 1.18'e kadar geri çekildi parite. Şimdi bir de dolar endeksine bakalım. 92,5 seviyesini görüyoruz. %0.1'lik sınırlı yükseliş. Geçtiğimiz hafta euro dolar 1.19'u test ederken dolar endeksi 91.9'a kadar geri çekilmişti. Bu hafta 93'e yaklaştı ama geçemedi. Şu an 92,5 seviyelerinde bir fiyatlama görüyoruz dolar endeksi cephesinde. Peki tüm bunlar altın tarafına nasıl yansıyor? Oraya da bakalım. Altın ons bu hafta zayıf bir seyir izliyor. Genel olarak yükselen tahvil faizleri ve dolardaki hareketin baskıladığını görüyoruz değerli metali. 1800 doları dün de test etti ama kıramadı. Şu an 1789 dolarda ve son bir haftalık grafik zaten bize düşüş olduğunu gösteriyor. Sadece altın değil, gümüş tarafında da bu hafta bir miktar satış vardı. Piyasa tahvil faizlerine ve dolar endeksine yüksek duyarlılık gösteriyor. Bu haftaki fiyatlamaya baktığımızda bunu net biçimde söylemek mümkün. Tabii tahvil faizleri ve doların hareketi FED politikalarına da çok bağlı. Orada da varlık alım stratejisinin nasıl olacağı, tapering'in nasıl gerçekleşeceği tartışılıyor. Buna ilişkin bir yorumu da Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yaptı. Kendisinin açıklamalarını izleyelim. Hem Yalın'ın hem Powell'ın süresiz zarfında düşünürsek bütün bu gelişmeleri yani son 7-8 yıl içerisinde başkanlar çok piyasayı sarsmak isteyici açıklamalar yapmıyorlar. Dikkat ediyorsanız ne zaman biraz böyle ipin ucu acaba mı sorusuna doğru kaçsa hemen bir düzenleyici söylemle piyasaya gelmeye çalışıyorlar ve piyasada bu söylemleri kabul ediyor açıkçası. O açıdan diyelim ki senaryomuz gerçekleşti ve varlık alımları yıl sonuna kadar örnek veriyorum Ocak'tan itibaren azaltılmaya başlanacak dendi. İşte burada 80 ile 40 diye ayrılan iki farklı grup var bu varlık alımları içerisinde. Ya buradan tabii ki ben çok mesela agresif gidilmesini düşünen Fed üyeleri de var.
çok daha yavaş ilerlenmesini düşünen Fed üyeleri de var. Ben burada piyasayı sarsmadan biraz daha yavaş bir başlangıç yapacağını düşünüyorum Fed'in. Dolayısıyla burada da evet artık belli şeylerin sonuna geldiğimizi düşünen bir piyasa olacak. Varlık fiyatları üzerinde belki dalgalanmalar son 1-2 günde gördüğümüz gibi yaşanabilir. Ama bir keskin düşüş yaşanmaması için bu oranların da mümkün olduğu kadar makul seviyede tutulacağını düşünenlerdenim. Şimdi diğer taraftan istihdam, Amerika'daki son gelen veriler ve nasıl bir veri akışı olursa işte bu varlık alımlarının azaltılması konusu daha netleşebilir sorusuna da şöyle bir ifade de bulunayım. Yani biraz önce söylediğim başlıklar içerisinde verilerin tabii ki bir bozulma olmadan devamı önemli. Ama artık mevcut sistem içinde yani 5.2 işsizliğiniz var. 2 ay üst üste 1 milyona yakın bir tarım dışı istihdam, hatta ona yakın bir özel sektör istihdam verisi almışsınız. 1 ay belirli varyantlar içerisinde bu istihdam sayınız düşse de bu kişilerin kazandığı aylık gelir işte 0.6'lara kadar çıkmış o saatlik bazda. Açık iş piyasasında da yani talep edilen iş gücü tarafında da bir artış olduğu hala gözüküyor. Dolayısıyla şöyle düşünmeniz lazım. Ben aslında evet 2 ay güçlü bir veri aldım. 3. ayda belki biraz yavaşlama var ama bunun kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Eylül ayı verileri önemli olacaktır mutlaka ama mevcut durumdaki veriler işte %2'nin üstünde hatta %5'in üstünde diyelim. Yani PCE'yi saymazsak %5'in üstünde enflasyon, %5'e yakın bir işsizlik ve gördüğümüz kadarıyla da hani büyüme tarafında da tamam baz etkisi de olsa güçlü bir büyümeyle giden bir Amerika olacak. Bence bu ortamda en azından piyasaya verdiğiniz desteğin tabii ki hepsi değil ama bir kısmını geri alabilirsiniz. Yani şimdi almayacaksanız yani sonuna kadar bu işin salgın sıfırlarına kadar gitmeyi beklerseniz zaten iş işten geçmiş olacak. O açıdan yeterli görüyorum. Yani gelen verilerin Amerika tarafında ben bunun Fed'in de inandığını düşünüyorum. Çok net riskli bir konum önümüzdeki günlerde yaşanmazsa ben hala sene sonuna kadar bu takvimin açıklanacağı taraftarıyım ve hani ne olması gerektiği sonucunda da yeteri kadar zaten iyileşme Amerika tarafında olmuş gibi gözüküyor şu an için. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan gelişmeleri özetleyelim sizler için. Arçelik'le başlıyoruz. 1 Temmuz tarihinde şirket pay geri alım programına başlama kararı almıştı yönetim kurulu kararıyla. Şimdi bu karar çerçevesinde 10 Eylül yani bugün tarihli işlemlerde toplam 700 bin lot pay senedi geri alımı yapılmış. Alım yapılan seviyeler fiyat aralığı olarak 32.12 TL. 32.32 TL bandı olarak açıklanmış ve şu ana kadar Arçelik'in geri aldığı toplam pay senedi miktarı da 16.539.652 adete ulaşmış. Şu ana kadar alınan bu yaklaşık 16,5 milyon adet pay senedi şirketin sermayesinin yaklaşık %2.44'üne tekabül ediyor. Peki şirketin pay geri alımları acaba hisse performansını nasıl etkiliyor? Şimdi oraya bakalım. Bugün %0.25 yukarı gitti Arçelik. Şirketin pay geri alımı yapması da burada etkili olmuş olabilir. Çünkü ana endekste BIST 100'de bir düşüş görmüştük bugün. Arçelik haftayı 32 liranın üzerinde tamamladı ve bu hafta %0.56 yükselmeyi başardı. BIST 100'de %2'lik kayıp gördük ama Arçelik %0.56 prim yaptı. Yılbaşından bugüne de %13'lük bir yükselişi var. Bakalım önümüzdeki hafta bu performans sürecek mi? Şimdi gübre fabrikaları tarafındaki gelişmeye bakalım. Söğüt Altın Madeni projesiyle ilgili bir açıklama yaptı şirket ve hazırlanan Söğüt Altın Madeni kapasite artışı ÇED raporunun bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulduğunu bildirdi gübre fabrikaları ve devam eden süreçte nihai ÇED raporunun sunulması ve ÇED olumlu kararının alınması işlemlerinin de yürütüleceğini bildirdi. Bakalım piyasa fiyatlamasını nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde. Şimdi hisse grafiğine bakalım. Bu hafta %5 düştü gübre fabrikaları. Bugün %1.8 ama hafta başından bugüne %5'lik kaybı var. Bu haftanın düşen hisselerinden biri. Ve yılbaşından bugüne kaybı da %40'a yaklaştı. Bugünkü son kapanışı
51 lira 20 kuruş seviyesinde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi zorlu enerji tarafındaki gelişmeye bakalım. Şirketin bedelli sermaye artışı söz konusuydu. Burada 2 milyar lira tutarındaki çıkarılmış sermayesini 500 milyon TL arttırarak 2,5 milyara yükseltilmesi sürecinde mevcut ortakların kullanmadığı yeni pay alma haklarının toplam 805.407 lira düzeyinde bulunduğunu açıkladı şirket ve bu kullanılmayan pay senetlerinin, bedelli pay senetlerinin önümüzdeki hafta 14-15 Eylül tarihlerinde Borsa İstanbul birincil piyasada satışa sunulacağını açıkladı. Yani 14-15 Eylül tarihlerinde yatırımcılar Zorlu Enerji'nin bu pay senetlerini satın alabilir diyelim ve hisse grafiğine bakalım. Bu hafta %3,5 düştü ve özellikle bugün Cuma günü görülen satışlar bu haftaki performansın ana belirleyicisi oldu. 1 lira 66 kuruş seviyesinde bir kapanış gördük. Yılbaşından bugüne de yaklaşık %34'lük değer kaybı var Zorlu Enerji hisse senedinin. Hedef girişim tarafına bakalım. Yeni bir girişim yatırımı söz konusu, buna ilişkin bir bilgilendirme yaptı şirket ve yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre şirketin iştiraklerinden Ice Krebs Bilişim anonim şirketinin ödenmiş sermayesinin 50 milyon liraya çıkarılması sürecinde hedef girişimin payına düşen 4,5 milyon liralık yeni pay alma haklarının kullanılmasına karar verilmiş. Yani Ice Krebs'in sermaye artışına katılacak hedef girişim, bu yönde bir açıklama görüyoruz. Buna ilişkin de yönetim kurulu oy birliğiyle bir karar almış. Hedef girişimin de grafiğine bakalım. Bir süredir pay geri alımları da yapan bir şirket hedef girişim. Bugün %2'lik değer kaybı vardı. Hafta başından bugüne de %2,7 değer kaybetti. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl bir performans göreceğiz. Ve son olarak metal ana sanayinden bir şirket Tuğçelik'teki gelişmeye bakalım. Elektrikli araç bataryaları yapı parçaları üretiminde kullanılmak üzere 3200 ton yüksek basınçlı enjeksiyon presi sipariş etmiş şirket. Yani elektrikli araba bataryaları üretimiyle ilgili bir yatırım kararı aldığını öğreniyoruz bu açıklamasıyla beraber. Bir kapasite artışı söz konusu olacak. Tuğçelik'in grafiğine bakalım. Aslında baktığımızda bu hafta itibariyle 12 lira 42 kuruş seviyesinde bir kapanış var ve bugün de hareketi yukarı doğruydu. %4,19'luk yükseliş ve tabii sadece bugün değil, yılbaşından bugüne de %53,7'lik yükseliş gerçekleştirdi Tuğçelik. Son bir ayda bir miktar satış var ama hala yılbaşından bugüne %53,7 yukarıda. Bakalım bu yeni yatırım kararı nasıl etkileyecek hisse performansını. Bu gelişmeleri özetledikten sonra diğer şirket haberleri var. Onları da izleyelim. Vakıfbank'ın 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracı tamamlandı. İhraçta getiri %5,625 olarak açıklandı. İşleme Orta Doğu'dan Asya'ya, İngiltere'den Amerika'ya, dünyanın her bölgesinden 180'e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katına aşkın talep geldi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün Salih, söz konusu ihraçla çevre dostu ve sosyal temalı kredilerin finanse edileceğini açıkladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşmayla 17 Ağustos 2022 tarihine kadar federasyon sporcularının her biri için iç hat uçuşlarında 20 kilogram ekstra bagaj hakkı tanındı. Türkiye'nin mobil uygulama ekonomisi raporunda Turkcell'in iki uygulaması BIP ve GNC uygulamaları öne çıktı. Rapora göre BIP 2021'in ilk yarısında aylık aktif kullanıcı sayısıyla global rakiplerinden daha çok tercih edildi. GNC ise eğlence kategorisinde Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar listesine girerek Android cihazlarda kendi kategorisinde en çok indirilen uygulama oldu. Kervan Gıda, dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart'a özel markalı private label için üretim anlaşması yaptı. 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle de Walmart'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalarına ürün sevkiyatı başlatıldı. Borsa, bir gıda perakendecisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş'in halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon liradan 240 milyon liraya yükseltilecek. 1 lira nominal değerli paylar 3,5 lira üzerinden satışa sunulacak.
Denge Yatırım Holding, Vefa Fırça'nın %25 payını satın aldı. Satış işleminde bedel 10 milyon lira olarak açıklandı. Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %84 artarak 23.6 milyar dolara çıktı. Öte yandan Gazprom'un 1000 metreküp doğalgaz ihracat fiyatı da Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 226.5 dolardan 245.1 dolara çıktı. Akıllı otomobiller geliştirerek otomotiv sektörüne girme yolunda ilerleyen teknoloji şirketleri arasına Xiaomi de katıldı. Şirket ilk otomobil modelini 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sunmayı planlıyor. Xiaomi ilk modelinin piyasaya sunulmasını takip eden 3 yılda toplam 900 bin araç satmayı da hedefliyor. Piyasalardaki gelişmeleri ve fiyat hareketlerini konuşacağız. Stratejist Cüneyt Baksoy konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar Uğur, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Tabii önce BIST 100'ü sormak istiyorum. Bu hafta bir geri çekilme, devamı gelir mi, bir düzeltmeye mi giriyoruz? Önemli teknik seviyeler neler? Bunları sorarak başlayayım. Sevgili Uğur, aslında BIST 100'den bahsederken başında bir global tarafa da değinmek de lazım gibi geliyor bana. Çünkü oradaki satışın da etkisi var. Yani özellikle S&P 500 endeksinde bir geri çekilme var. DAX'ta da bir miktar geri çekilme var. Bir miktar oradaki hareketin de Borsa İstanbul üzerinde baskı kurduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle S&P 500 önemli desteklere doğru ilerliyor. 4500 altında S&P 500 endeksi ve 4450 bu iki önemli seviye. O pandemi sonrası gördüğümüz dipten bir logaritmik çizimi, logaritmik baktığımızda ve bir trend çizimi çizdiğimizde en basit haliyle geçen haftalarda seninle işin en büyük resmi Fibonacci seviyelerini de anlatmıştık. Önemli bir trend desteği. Oranın kırılması aşağı yönlü hareketi imelendirebilir. Bir tedirginlik var. Bir de o tedirgin içerisinde tabii merkez bankalarına ilişkin beklentiler dışında iki tane demokrat senatörün şirketlerin buyback yani hisse geri alışlarına dair vergi getirilmesi konusu gündeme geldiği için bu S&P 500'deki kar satışına da bir miktar bahane olmuş gözüküyor. Onun için hani önümüzdeki hafta S&P hatta FED'e kadar süreçte S&P 500 ve DAX'ın da önemli olduğunu hatırlatalım. Belki birazdan daha detaylı konuşuruz ama bunu en baştan söylemek gerekiyor. Borsa İstanbul'a gelince de özellikle senle uzun süredir ara ara yayınlarda söylediğimiz 1460-1475 hatta 1460-1490 gap'i de koyalım oraya. O bölgenin 6-7 aydır kırılmayan bölgenin bir kez daha test edildiğini ve satışların oradan geldiğini görüyoruz. Yani bir kez daha geçememiş olduk ama henüz hareket tam olarak bitmedi. Yukarı yönlü ihtimal tam olarak bitmedi. Çünkü 21.50 günlük ortalama 200 günlük üzerinde ve birbirini cari fiyat aşağı geldi ama ortalamaların birbirini kırma durumu yok. İndikatörlerdeki eğim de aşağı yönlü farklı indikatörlerle baktığımız zaman şimdilik bir düzeltme kalıbı niteliği taşıyor. Ama temkinli olmak lazım. Çünkü global tarafta özellikle S&P 500 ve DAX tarafındaki satışlar derinleşirse bir miktar daha aşağı yönlü alt destekleri denemek durumunda kalabilir Borsa İstanbul. Özellikle de 1380-1420 bandı. Bu hafta test ettiğimiz o aşağı seviyeler içinde veya üzerinde konsolide olmak çok önemli. Çünkü 200 günlük ortalama da orada sevgili Uğur. Oranın altına gelmemesi Borsa İstanbul'un yukarıda 1470-1490'ları geçebilmesi için oldukça önemli olacak. Bu notu önemli bildirelim. Çünkü oraya geçtiği an kırılma bitecek, hareket ivme kazanacak, momentum kazanacak. 1510'da bir gap var. Orayı kapattıktan sonra 1550-1650 hatta 1700'lere kadar hareket marjı. 2 sent. Ama dediğim gibi kritik bir süreçte ilerliyor Eylül ayı. Merkez bankaları öne çıktı.
İşte ardı ardına merkez bankalarından sıkı para politikası vurguları geliyor. Daha yeni Rusya'dan geldi, Kanada'dan geldi, İngiltere'den geldi. Avrupa Merkez Bankası hadi durumu idare etti. Gözümüz FED'de olacak. Tabii bizim Merkez Bankamızda da olacak. Çünkü bir yandan da bankacılık sektörü, Borsa İstanbul üzerinde en etkili sektör biliyorsun. Orada da 1350 gap'i kapadık ama onun üzerinde kalıcı olamadık, geldik 1300'lere tekrar. Fakat olumlu bir sinyal var orada. İnşallah ihlal olarak kalmaz yukarı yönlü hareketin devamı için. 21-50 günlük ortalamalar 200 günlük ortalamayı kırdı üstsel olarak sevgili yorum. Bu önemli. Daha önce bunu yaptığında hareketin 1650-1700'lere kadar gittiğini biliyoruz. Şimdi aynı oluşum var. Demek ki 1300 altında kaldıkça 1250-1260 aşağı kırılmıyorsa 21-50-200 günlük ortalamaların bulunduğu bölge aşağı kırılmıyor ve bu 21-50 günlük ortalama, 200 günlük ortalamayı kırışı bir ihlal olarak etiketlenmiyorsa bankacılık endeksinin 1300'lerinde 1350'yi geçme potansiyeli endeksinde oldukça önemli olacak. Bunun için belki birazdan hisseler bazında da konuşuruz ama gözümüz bir yandan global piyasalarda, bir yandan bankacılık endeksi, bir yandan da Borsa İstanbul'un kendi endeksinde olacak. Temkinli olmakta fayda var. Kurdaki hareket de tabii bir miktar bankacılık sektörünü etkiledi. Dolar TL'de özellikle 8.30'lardan başlayan hareketin 8.50 eşiğine doğru gelmiş olması an itibariyle bir miktar gevşeme var ama bankacılık sektöründeki kar satışları diyelim aslında iyi de bir hareket yakalandı aşağıdan. Yukarı yönlü %10'un üzerinde bir potansiyel var kısa vadede. Yabancı girişinde sınırlı da olsa pozitif süreç devam ediyor. Dips tarafında da devam ediyor. Bunun tabii imelenmesi için herhalde Eylül ayını pozitif tarafta bitirmek oldukça önemli olacak. Yani her iki yöne ihtimal hala masada, kırılma gerçekleşmedi. Ama desteklere dikkat ederek yukarı yönlü potansiyelin masada olduğunu bilerek yola devam etmek gerekiyor sevgili Uğur. Şimdi tabii Borsa İstanbul'un yukarı hareketi için banka hisselerinin desteği çok önemli. Siz de bahsettiniz. Bankacılık endeksi için 21-50-200 günlük hareketli ortalamalardan gelen iyi bir sinyal var. Temel açıdan da sanki destekleyici faktörler var. Mesela Ağustos ayında yabancı en çok garanti hissesini almış Borsa İstanbul verilerine baktığımızda. Yine dün Garanti Bankası tahminlerini yukarı revize etti. Öz kaynak karlılığı için %14-16 bandı diyorlardı. Şimdi %16-18 bandına yukarı revize ettiler. Bu tahmin revizyonu ve yabancı girişiyle de beraber baktığımızda acaba henüz trendin başında mıyız? Devamı gelebilir mi? Böyle sorayım size. Güzel bir soru. Aslında eğer yurt dışı bozulmayacaksa Eylül ayı içinde ve sonrasında ve bizim içeride kur ve tahvil tarafındaki denge korunacaksa ki burada özellikle Merkez Bankası toplantıları önemli ama veri akışı da önemli. Bir de haber akışı da önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın 19'undan sonra yapacağı Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret de oldukça önemli olacak. Yani orada yatırımcılarla görüşecek biliyorsun. Olası bir Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden görüşmesi de önemli bir potansiyel teşkil edecek. Bu süreci bu haber akışları neticesinde global tarafta bir kırılma oluşmadan atlatabilirsek, içeride de kur ve tahvil dengesi oluşabilirse her şeyin daha başında olabiliriz dediğin gibi yukarı yönlü iyimserlik adına. Şimdi bankacılık sektörü diyorsak genelde bilançoları iyi ama garanti öne çıkıyor. Senle haftalar önce hatırlarsın 6.60'lara geldiğinde Garanti Bankası'na teknik al sinyalinin güçlendiğini söylemiştik. Nitekim oralardan başlayan hareket önce bir 8'lere, devamında bir 9'lara, sonra gelip 8'lere bir destek yapıp yukarı 10'lara kadar devam etti. Aslında beklentiler dahilinde tam bir teknik hareketlilik var Garanti Bankası'nda. Zaten 6.60'dan başlayan hareketin yukarı tetiklenmesinde hatırlarsın yabancı alımı realizesi kuvvette güç vermişti hisseye. Yani orada bir yüklü miktarda bir alım haberi gelmişti kapa ve o haberle birlikte bir holdingimizin haberi de vardı. Kısa, aynı zamanda gelmişti ve Garanti Bankası ilk hareketi gerçekleştirdi. Şimdi yabancı giriş devam ediyor. Artı temel bazı bilançosundaki hikaye de
destekliyor. Teknik olarak baktığımızda da önemli bir ortalamaya geldik geri. 90-10'lardan 950'ler civarına 21 günlük ortalama. Şimdi aşağıda 8-89-20 50 günlük ortalamanın bulunduğu bölge kırılmadıkça aşağı yönlü sevgili Uğur, düzeltme olarak kalacak hareket. Normalde 6-60'ı baz alıyorsak onlara kadar nereden baksan ciddi bir prim var. %30'luk hatta %40'lık bir prim kazanıldı belli bir vadede. %40'ın da üzerinde belki. Şimdi bu primin bir düzeltmesi doğal. Baktığımız zaman 40 kuruş dediğimiz zaman bunu %50 düzeltmesi zaten 9'lar civarındaki desteği de bize gösteriyor. Tüm hareketin %50 düzeltmesi 8-89-20 gibi bir band. Demek ki burası kırılmadıkça 9.50 üzerinde 10-10 gibi bir eşik de aşılırsa 10.50, 11.20, 11.50 gibi hedeflere konsantre olabiliriz garantide çok rahat. Hatta uzun vadeli bir bankacılık endeksi hareketi ile paralel giderse daha yukarı seviyelerde söylenebilir. Çünkü dolar bazlı baktığımızda daha bu söylediklerimiz TL bazlı ama hiçbir şey değil. Neticede işin bir de dolar bazlı tarafı var ama henüz orayı bir konuşmayalım. 2 sente de bir tamam masada kalsın. Borsa İstanbul'un 2.2 sent. Ama bankacılık sektörünün dediğin gibi 1350 üzerinde 1400-1700 kanalına girmesi garanti hissesini de yukarı taşıyor. Hatta garanti belki lokomotif olur. Bankacılık sektörünün diğer hisselerini de arkasına alır. Şimdiye kadar yaptığı gibi. 8.89.20 stop. Aman oraya dikkat. Orası kırılmadıkça bana göre hala 10-10 üzerinde de 10.50, 11.20, 11.50 gibi hatta 12.40 gibi Garanti Bankası orta vadede bugünden yarına değil hedefleri olan bir hisse net ucuzluk var. Bilançosundaki temel veriler bunu destekliyor. Yabancı alımı destekliyor. Neden olmasın? Yeter ki yurt dışı bozulmasın. Yurt dışının bozulmaması çok önemli. Tabii yurt dışında bir miktar satış vardı. Bu hafta BIST 100 %2 düştü. Ona rağmen dirençli kalan hisseler vardı. Onlardan en dikkat çekeni Tofaş oldu. Bu hafta %11,5 yükseldi ama bilanço açıkladığından beri yukarı gidiyor. Borsadaki dalgalanmalardan ayrışan bir görüntüsü var. Bir temettü şirketi aynı zamanda. Acaba grafikler neye işaret eder? Trend hareketi açısından baktığımızda hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Şimdi sevgili Uğur, yani öyle güzel bir potansiyel gösterdi ki Şecam gibi son dönem bazı hisselerin performansı oldukça öne çıktı. Tofaş Ota'nın da hikayesi hem bilanço performansı hem önümüzdeki dönemin hikayesi. Ya bir de şimdi otomotiv sektörüne çok farklı bakmak lazım artık. Şu notu da düşelim. Çünkü yavaş yavaş küresel iklim değişikliklerine karşı dünya yeni bir reaksiyon gösterme, yeni bir refleks gösterme durumunda. Burada önümüzdeki dönem kendini çabuk regüle eden, çabuk dönüştüren ve sürdürülebilir enerji kaynakları, başta elektrik olmak üzere bu tarz enerjileri kullanabilen otomobilleri üreten firmalar ve bu teknolojileri özellikle de depolama, yani enerjiyi depolama, uzun süre depolama ve bunu aktif şekilde kullanma gücüne sahip motorlar üretebilen firmalar öne çıkacak. Şimdi Tofaş'ın bu noktada ciddi ARGE çalışmaları içinde olduğunu, ciddi ortaklık görüşmeleri yaptığını da biliyoruz. Yani hissede sadece temel performans değil, haber akışı da etkili. Yukarıda 48'leri bir gördük. Aşağıda çok net söyleyeyim, 21-50 günlük ortalamalar önemli ilk destek. 42'ler, 44'ler. İlk destek orası. 38-40'lar 50 günlük bölgenin olduğu süreç. Özetle aşağı geri çekilmeler alım fırsatı olarak kalır. Yeter ki 38-40 bandı aşağı kırılmasın. Çünkü hareket güzel geldi, hızlı geldi. İyi bir kar var. Bunun sindirme soluklanması dediğim bölgede kalırsa iyi bir alım fırsatı olur. Ben grafiklerde 55 hatta 65 gibi hedefler gördüm ilk etapta. Orta ve yani kısa ve orta vadede. Uzun vadede temettü verimini bedelsiz potansiyelini de hesaba kattığımızda çok daha enteresan gelişmeler olabilir bir senelik perspektifte ama
kısa vadede çok rahat yukarı yönlü bir %10-15 hatta %20'lik performansı var gibi geliyor bana Tofaş Otomotiv'in. Onun için muhakkak portföylerde en azından takip listesinde olmalı. Model portföyler için iyi hisselerden biri olarak gördüm. Teknik olarak da temel olarak da yeter ki 38-40 çalışsın. Orası önemli bir destek çünkü sevgili Uğur. Bir de döviz tarafını sormak istiyorum. Çünkü bu hafta dolar TL'de de bir dalgalanma gördük. 8.51 sonra tekrar geri döndü. 8.40'lara doğru bir hareket. Bir yandan CDS'e baktık. Aslında orada bir bozulma yok. Hala Mart'tan beri en düşük seviyelerde. Bir yandan da tabii dolar endeksine bakıyoruz. O taraftaki gelişmeler önemli. Hem dolar TL hem dolar endeksi açısından baktığımızda buradaki gidişat nasıl ve orada hangi seviyeler önem arz ediyor? Önce dolar endeksi diyelim. Çünkü genel majör grafik. Orada 93-93.50'yi geçemedik ama 92-92.50'yi de kıramadık. Ara bölgede devam ediyoruz. Şimdi Avrupa Merkez Bankası konuştu. Ilımlı seyir sergiledi. Diğer tamam İngiltere, Kanada, hatta Çin vesaire bunlar enflasyon sürecine bağlı. Hatta Rusya sıkılaştırma söylemleriyle geliyorlar ama burada önemli olan FED ve ECB. ECB sırasını savdı. Neticede Lagarde konuşmasında Almanya'da bir cevap oldu bu. Pandemi bitmeden Avrupa Merkez Bankası masadan kalkmaz dedi. Net. Zaten sevgili Uğur yani şunu da iyi anlayalım. FED veya ECB bu bilanço tahvil azaltımına girse bile genişlemeye devam edecek ve onun sterilizasyonu çok uzun zaman alacak. Hatta HSBC'nin bir söylemi var biliyorsun. 2023'te dahi faiz artışı yapamayabilir diyor HSBC. Çünkü pandemi belirsizlikleri çok belirgin. Tamam merkez bankaları pandemiyle enflasyon arasında sıkıştı kaldı. Bir tarafta enflasyon, bir tarafta pandemi. Ama bir yandan da korumak zorunda oldukları büyüme istihdam piyasaları var. Ve orada da çok böyle pozitif bir sürece girilmiş netliği yok. Geri dönüşü var ama sadece o kötüden iyiye doğru tekrar geri dönüş olarak algılanıyor. Onun için dolar endeksinde hala 93-93.50'yi geçme potansiyeli var. Bir kere bunu söyleyelim. Bir TOBA görüntüsü de var günlük grafikte biliyorsun. Yani bu ihlal olarak kalacak mı yoksa çalışacak mı izleyip göreceğiz. Onun için 93.50'nin kırılması zaten ciddi bir sinyal olur. 95-96'lara kadar hatta daha üstüne bir potansiyel gösterebilir dolar endeksi. 92-92.50 aşağı kırılmadıkça stres devam. Onu buraya koyalım. Bizdeki hareket bir miktar dolar endeksi bazlı, bir miktar da algısal fiyatlama. Algısal fiyatlamadan kastım şu. Şimdi enflasyonun mevcut durumda yüksek, bütün global ölçekte herkesin enflasyonunda problem var. Bizde de bu probleme paralel yüksek enflasyon problemi var. Orada Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun son açıklamalarında özellikle çekirdek enflasyonu baz alması Eylül ayında acaba, çünkü genel beklenti, genel konsensus yabancı yatırımcıların ya da yabancı kurumların da genel beklenti son 1-2 ayda bir 50-100 bas puanlık bir manevra alanı ve bunun kullanımı şeklinde. Şimdi acaba çekirdek enflasyona bakıyorsak oradaki gerileme politika faizi arasında çekirdek enflasyona politika faizi arasındaki denge olarak mı düşünülecek ve bir faiz indirimi mi olacak şeklinde okundu ama ben Merkez Bankası Başkanı'nın orada biraz da yıl sonu enflasyon hedefine varabilecek senaryoyu göstermesi açısından o süreci kullandığını düşünüyorum. Çünkü hali hazırda TÜFE ve ÜFE yukarı yönlü seyir içinde onun bir aşağı geldiğini görmek lazım. TÜFE ile ÜFE arasındaki makas hala yüksek. Onun aşağı geldiğini görmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü söylemi önemliydi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış, market ve çarşı pazardaki fiyat artışları kontrol edilecek. Yani yapısal önlemler de gerekiyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde dolar TL'deki hareket biraz algısal bir hareket oldu. Bir olası faiz indirimi sürecine bağlı. 8.50'lere kadar geldik. Orada 21.50 günlük ortalamanın üzerinde kaldıkça 8.45'ler, 8.46'lar, evet. 8.50, 8.60 ara direnç, asıl 8.70, 8.80 majör, marjinal direnç. Oralar geçilmedikçe hareket tepki olarak kalır. 8.50 altında bir kez daha 8.30'a geri dönme ihtimali de masada kalır ama bunun için FED'i ve bizim Merkez Bankası toplantımızı görmek gerekecek sevgili oğlum.
Kısıtlı sürede pek çok konuya değindik. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. İyi geceler. İyi geceler, iyi akşamlar. Evet, bu yorumlardan sonra analizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşene kadar hoşça kalın.